Öncelikle hoş geldiniz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze ait narkotik eğitim tırının içindeyiz. Tırımızda 12 adet ekran, 30 interaktif uygulama üzerinden yasaklı maddenin ve madde bağımlılığının vermiş olduğu fiziksel, psikolojik ve sosyolojik zararları değerli gençlerimize ve vatandaşlarımıza anlatmak için İstanbul'un 39 ilçesi başta olmak üzere talepte bulunan bütün illerimizde önleyici faaliyetlerle farkındalık çalışmaları yapmaktayız. İlk ekranımızda uyuşturucu madde vücuta girdikten sonra kalbimiz nasıl bir reaksiyon veriyor onu gösteriyoruz. Burada görsel ve işitsel teknikleri kullandık. Görsel ve işitsel tekniklerle sağlıklı bir kalbimiz dakikada 50 ila 100 vuruş, günde 100 bin atım, 2000 litre kan pompalamakta. Bu noktadan itibaren yasaklı madde vücuta girdi. Kalp nasıl bir reaksiyon veriyor onu inceliyoruz. Çarpıntılara başlıyor. Sonraki süreçte artan azalan kalp atımızı, zayıflayan ve genişleyen kalp ritim bozukluğuna, kullandığı maddenin çeşitine göre biz maddeleri üçe ayırıyoruz: uyuşturanlar, uyaranlar, hayal gösterenler. Uyaran, hayal gösteren sınıfından kullanan kişi kalp atımızı artmakta, uyuşturan sınıfından kalp atımızı zayıflamakta. Bu da organlara yeterli ve düzenli kan akışı sağlamadığı için çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği ve madde kullanımının devamında kaçınılmaz son dediğimiz kalp kriziyle sonuçlanan ölüm gerçekleşiyor bu ekranda. Diğer ekranımız bağımlılık yüzü dediğimiz bir ekran. Bu ekranda farklı zamanlardaki suç kayıtlarında alınan fotoğraflarla kişilerdeki dönüşümü göstermekteyiz. 2004'te ilk suç kaydı, 10 yıl sonraki fotoğrafı ve bu 10 yıldaki dönüşümü dikkat ederseniz gözünü kaybetmeye giden bir süreç yaşamış. Aynı şekilde burada 4 yıllık dönüşümler. Burada 2 yıllık süre zarfındaki dönüşüm, burada 6 yıllık dönem zarfında çene kemiğinin erimesi, dişlerin dökülmesi, suratta yara bere gibi birçok fiziksel belirti mevcut. Burada bağımlılık süreciyle alakalı ödül sisteminden bahsediyoruz. Vücutun bir ödül sistemi var ve bu ödül sistemini nasıl bozduğunu, nasıl bağımlılık yarattığını göstermek istiyoruz. Sağlıklı beynimiz normalde dopamin denilen mutluluk hormonuyla mutlu olabiliyorken bu sistemi sahte mutluluklar peşinde koşarak bozmaktayız. Burada sahte mutlulukla doğal mutluluk arasındaki farkı birim değer üzerinden gösteriyoruz. Sevdiğimiz bir yemeği yediğimiz zaman vücudumuz beynimizde %150 birim dopamin salgılıyor ve doğal olarak mutlu olabiliyorken, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirdiğimizde %200 birim, spor faaliyetinde bulunduğumuzda %150 birim, gülümsemek, birine iyilik yapmak, sevdiğimiz bir aktiviteyi yerine getirmek, kitap okumak, müzik dinlemek, aslında örnekleri çoğaltabiliriz. Vücudun salgılamış olduğu %100 ile 200 birimlik doğal mutlulukla mutlu olabiliyorken, uyuşturucunun 1250 ilk etkideki 1250 öfürü hali daha sonraki süreçte ne duruma geldiğini şu şekilde anlatıyoruz. Kişiyi sahte mutluluk peşinde koşarken ilk kez maddeyi kullandığında maksimum seviyede haz ve mutlu olduğunu zannediyor ki bu mutluluk öfürü hali, geçici coşku hali, ilk etki hali. Daha sonra dozajını arttırsa da ilk etkiyi hiçbir zaman yakalayamıyor. Dozajını arttırıyor, farklı maddelere geçiş yapıyor ve belli bir dönemden sonra artık ne kadar kullanırsa kullansın, ne kadar farklı maddeye geçiş yapsa da yapsın, haz ve keyif almak için değil, günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve yoksulluk krizlerini ortadan kaldırmak için maddeye karşı bağımlı hale geldiğini gösteriyoruz. Burada şüpheli mekanlarımızın belirli özelliklerini anlatıyoruz vatandaşlarımıza. Vatandaşlarımız geldiği zaman bu ekranda şüpheli mekanların ne gibi özellikleri olduğunu görmekte. Burada şüpheli mekanlarda şu özellikler var. Diyoruz ki kış aylarında pencereler açık tutuluyor, oda içinde soğutucu fanlar çalıştırılıyorsa. Mekanın metru haline göre abartılı güvenlik sistemleriyle korunaklı hale getirilmesi. Bir bakıyorsunuz yıkık dökük bir bina, güvenlik kameraları, güvenlik köpekleri, dışarıda bekleyen bekçilerle korunaklı hale getirildiyse bizim için şüpheli bir özelliktir. Bu gibi metruh binalarda
pencereler gece gündüz hiç havalandırılmıyor, sürekli kapalı tutulması, sık sık farklı kişiler tarafından ziyaretçi trafiği olması, önündeki çöplerin evsel atıklardan değil de kimyasal atıklardan olması durumunda böyle mekanlarda uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ya da satışından söz etmek mümkün olabilir. Bizim için şüpheli bir özelliktir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda vatandaşlarımıza 112'den ya da uyuma aplikasyonumuzdan bize bildirimde bulunmasını istiyoruz. Burada yüzde oluşan hasarlardan bahsediyoruz. Diyoruz ki uyuşturucu maddeler, sentetik maddeler, kimyasal maddeler, bu maddeler vücuda girdikten sonra kişide halüsinasyon, paranoya sahne gibi gerçekle gerçek olmayan arasındaki ayrımı yapamadıkları için sanki ciltlerinin üstünde böceklerin, örümceklerin gezdiği hissiyatına kapılarak kendi tırnaklarıyla ellerini, kollarını, suratlarını kazıyorlar. Buradaki örnekte de kazıyarak vermiş oldukları tahribatı gösteriyoruz. Bu maddeler kimyasal maddeler, gözeneklerden kaçarak birçok enfeksiyonun atlı ve sivilcelere yol açabiliyor. Bu maddeler soluma yoluyla kullanıldığı için gerçek dudak etrafında gerçek yanık ve kimyasal yanık oluşturabiliyor ve kişinin immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemini çökerterek kolay enfeksiyon kapmasına ve hastalanmasına yol açıyor diyoruz. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin ağız yapısı ve dişlerdeki yıkımdan bahsetmekteyiz. Diğer ekranımızda uyuşturucu maddenin içindeki kimyasalları vatandaşlarımıza göstererek ne kadar zararlı ve tehlikeli olduğunu anlatıyoruz. Bu ekranımızda endişeli zihin dediğimiz bir ekran, maddeli beyinle normal beyin arasındaki farkı göstererek madde kullanan kişilerin bilinçsiz hareket ettiklerini göstermeye çalışıyoruz. Burada tetikleyici oluşturma dediğimiz bir ekran, tetikleyici oluşturmada tedavi sürecindeki kişilerin tetikleyici oluşturacak durumlardan uzak durması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Burada da bir bağımlıyı nasıl tanırız? Ekranımız mevcut. Farklı özellikleri anlatarak bağımlıların özelliklerini gösteriyoruz. Şayet diyoruz ki etrafınızdaki kişi sık sık borç para almak, eşyaları satmak ya da çalmak gibi alışkanlıkları varsa, bozulan saç, kötü cilt, çürüyen dişler gibi fiziksel görünümde değişiklikler mevcut ise, garip uyku alışkanlıkları olması, halüsinasyon, paranoya, sanrı gibi gerçekle gerçek olmayan arasındaki ayrımı yapamıyorlarsa, öfke patlamaları ruh hali ve tavırlarında genel bir sinirlilik görünüyorsa, falan filan gibi ilgisiz anlaşılır olmayan cümleler kurması, ortamın ısısı hiç önemli değil, durduğu yerde terleme titremeler göstermesi, tehlike altında olmasa bile paranoyak hareketlerle beni biri takip ediyor, bana zarar verecek gibi dönüşler yapması, iştah azalması, sağlıksız kilo kaybı, saçma, düzensiz hareketler, kasılmalar, abartılı yüz tikleri sergilemesi, o kişinin göz bebeklerinin olağandan daha büyük ya da daha küçük göz altlarının kızarık olması, ağır derecede bir beden kokusuna sahip olmaları, kişisel hijyene önem vermemeleri, salaş bir giyim tarzı, saç sakal birbirine karışmış, tırnaklar uzun, bakımsız bir ağız, üstü başı ağır kokan bireyler halinde gezmesi ve madde kullanmaya yarayan aparatlar, sigara sarma kağıdı, alüminyum folyo, yanmış kaşık, iğne, ejektör, şekilli kesilmiş pet şişeler, pipe bong denilen aparat, nane düğme poşetlerinin içinde nane kekik kırıntıları formunda kırıntılar, alüminyum folyonun içinde limon tuzu, şeker, tuz formunda kırıntılar varsa ve üzerinde taşıyorsa bu kişiden madde bağımlısı olarak şüphelenmemiz gerekiyor diyoruz. Şu anda Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyetimiz mevcut. Hafta içi saat 10 ile 4 arası Cuma'ya kadar Bakırköy Meydanı'nda tırımıza vatandaşlarımızın ziyaret etmelerini rica ediyoruz. Vallahi geçti.